Sevgili seyirciler, Opet Test köşemizde bu hafta motosiklet tutkunları için bir iki ürün tanıtacağız. İtalyan efsanesi Lambretta bizlerle beraber olacak. İki modelini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Tabii ki sevgili dostum Ali Erokan Karakoç da bizlere yardımcı olacak. Teknik detaylarda biraz da tarihinden bahsedeceğiz. Lambretta biliyorsunuz İtalya'nın Milano kentinde Lambrate semtinde kurulmuş, 1947'de kurulmuş bir marka. O günden beri de ikonik modelleriyle, tarzıyla, stiliyle birçok ünlünün de dikkatini çeken, kullandığı efsane motosikletlerden, aslında scooterlardan bir tanesi olmuş durumda. O günden bugüne birçok model üretti. Her biri bir İtalyan stilini yansıttı ve bir ikon olmayı başardı. 72'de Hindistan hükümetine geçse de bugün son durum biraz daha farklı. Biraz daha farklı. Hoş geldin Murat. Evet, motosikletin öyküsü 1947'de başlıyor ama artık günümüzde yanlış hatırlamıyorsam 2014-15 yılında başlayan bir çalışmayla bir konsorsiyum bu markayı devraldı. İtalyanlar için İtalyan markaları önemli biliyorsun. Kendi markalarına çok önem veriyorlar. Bu nedenle önce Avusturyalı bir grupla başladılar ve şu anda hem Avusturya hem İngiliz finansörlerin içinde olduğu bir grup var. Ama yine markanın yönetim merkezi Milano, İtalya. Tasarım ve her türlü Ar-Ge çalışması İtalya'da yapılıyor, Milano'da yapılıyor. Ama tabii ki günümüzde küresel gerçeklerde birden fazla fabrikada, değişik yerlerde komponent üretimleri tamamen İtalyan disiplinine sadık kalınarak özellikle bu motosikletlerde o geleneksel çelik şase disiplininden hareketle üretimi sürüyor. Aslında en önemli nokta da bu, o çelik şasenin üzerine kurulmuş olması. Evet. Ben motosikleti biraz inceledim. Şu an burada bir X300'ümüz var. Evet. Yanda da G350'miz var. Önce X300 ile başlayalım. Bunlar ilk 2023 yılında yanlış hatırlamıyorsam sunuldu, tanıtıldı. Ondan sonra da tabii ki ilgi görmeye başladı dünyada. Önce bunun özelliklerinden bahsedelim. Ben baktığımda o Lambretta'nın aslında klasik çizgilerinden izler görüyorum. Doğru. Her model birbirini takip etse de asıl ruhtan kopmuyor. V serisinden sonra gelen bu modellerde de yine öyle olmuş. Daha böyle köşeli hatlar falan gözlemliyorum. Biraz daha maskülen de. Evet. Biraz önce de seninle konuştuk ya, Lambretta birazcık daha özellikle X serisinde ve G serisinde bu biraz daha ortaya çıktı. Şimdi tabii erkektir dişidir demek ne derece doğru olur bilmiyorum. Orada kadın binicilerimiz de var, erkek binicilerimiz de var ama biraz daha köşeli keskin hatlıdır Lambretta. Geçmişte de öyleydi. Evet. Dolayısıyla çizgilerini belirten bir motosiklet, çizgilerini belirten bir araç o manada baktığımızda. Bunu her modelinde, her aşamasında görüyoruz. Lambretta tekrardan oyuna girdiğinde, sahaya girdiğinde yanlış hatırlamıyorsam 2016-2017 yılıydı ve V serisiyle başladı. V50, V125 ve V200 bu 3 modelde o zamandan beri ülkemizde satılıyor zaten. Oldukça da beğenenleri var ve geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Özellikle 50cc, 125cc ve 200cc dediğimiz üründe. Bunlar geleneksel V serisi ürünler. Ama oradaki başarıdan sonra Lambretta vites büyütmek adına 2022'de tasarımına başladığı X300 ve G350'yi 2023'ün 3. çeyreğinde piyasaya verdi. Hatta şöyle söyleyeyim, Avrupa'dan önce Güneydoğu Asya'da tanıtım yaptılar. Çünkü Güneydoğu Asya'da inanılmaz bir hayran kitlesi var bu motorun. Lambretta markasının. Bir de inanılmaz bir pazar var. İnanılmaz bir pazar var ama Lambretta markasının da muhteşem bir taraftarı var, fanları var, öyle söyleyeyim. Lambristi. Evet, İtalyan, İtalya'dan hayranlığından gelen. Dolayısıyla X300 ve G350 olarak başlandı. Hemen burada bir nasıl söyleyeyim, atlatma haber diyelim. X125 ve X250 de yolda. Vav, güzel. Çok iyi. Bir de zaten şimdi son dönemde en çok konuşulan konulardan biri ya, biliyorsun. 125cc'yi normal otomobil ehliyetiyle ufak bir eğitimle kullanabilecekleri. Evet, bir eğitim ve bir sertifika. Evet, 125cc de bu sınıfa girdiği için çok tercih edileceğini düşünüyorum. Evet. Tasarımla ilgili bir şey hep dikkatimi çekiyor. Şunu söyleyeyim ya, ben bu motosikletleri, bu scooterları o kadar çok beğeniyorum ki hep söylüyorum ya, bunlar bonibon gibi geliyor böyle. Evin salonuna alayım birkaç tane böyle farklı renk koyayım istiyorum ama tasarım detayları beni etkilediği için bunu söylüyorum. Bakın şurada şu çamurluğun burnuna yandan baktığınızda, böyle hafif önden baktığınızda sanki bana Kartal gagasını anımsatıyor. Aklıma hep o geliyor. Hani o kartalın heybetli güzel bir iri gagası vardır ya.
tam onun gibi duruyor. İşte bu tasarım hoşuma gidiyor. Buradaki tasarımdaki köşeli hatlar, çok yuvarlak olmayan hatlar diyeyim buna, bunlar çok hoşuma gidiyor. Tabii ki detay ve işçilikler de çok önemli. Buradaki hani finishing diye tabir ettiğimiz son noktada işçiliğin nasıl tamamlandığına baktığınızda dikiş detayları çok güzel, ek yerleri çok güzel. Hani bir yer daha dar, bir yer daha açık gibi gözükmüyor. Krom detaylar var, mat detaylar var, güzel renklendirmeler var. Scooter'ların kendinin zaten çok güzel orijinal renkleri var. Bu da lansman rengi gri. Evet, bu lansman grisi. Burada Lambretta tasarımında en önemli şey, hani biraz eski tabir olacak ama alameti farika diyelim, Lambretta'nın sabit çamurluğudur. Yani bu 1900 birazcık eski kitaplara da baktım. 60'larda 70'lerde üretilen Lambretta'larda da olan bir özellik. Yani çamurluğun hareketli ya da sabit olmasının artısı eksisi vardır ama tasarımsal manada baktığımızda Lambretta genelde fix dediğimiz sabit çamurluklarla üretilmiş. Gerçi günümüzde bizim ailenin diğer üyeleri, küçük üyeleri V50, V125 ve V200'de flex dediğimiz hareketli çamurluklar da var geleneksel manada. Ama bir V125'in özel serisi var, sabit çamurluklu, o da gri. Ve X300 ile G350 devamında tabii ki X serisinde yeni çıkacak versiyonlarda yine bu sabit ve geniş böyle hakim görüntülü bir çamurlukla yine çelik şaseyle üretiliyor olacak. Şöyle anahtar cebimizde veya burada bir yerde çantamızda, bakın buradan çevirdiğinizde hemen göstergeler açılıyor. Üstte analog devir saati, altta dijital gösterge ama biraz böyle old fashion bir dijital gösterge. Yani araçtan aslında kopmamış, çok böyle uzay üssü gibi durmuyor, daha çok yakışmış. X yine buraya konumlandırılmış. Birçok yerde Lambretta yazısını görüyorsunuz. Bakın kadranın içinde de var, ön farda var, arka stopta var, ayak basamaklarının orada var, selenin üstünde var, her yere adını işlemiş. Kullanım ürünü, bir fayda ürünü, yani sizi A noktasından B noktasına çok şık ve konforlu bir şekilde, güvenli bir şekilde, çevreyi daha az kirleterek, çünkü Euro 5 motorlu bu ürünler, son derece düşük karbon emisyonlu kendi sınıflarında, az yakıt tüketimiyle pratik ve hızlı bir şekilde götürüyor. Bileşenleri de oldukça kaliteli. Biraz teknik bilgilerden de devam edelim. Hazır oraya girmişken, evet, Euro 5 motor dedik. Kaç cc, kaç beygir güç sunuyor? X300, X300 deniyor ama tabii ki tam teknik olarak baktığımızda mühendislik belgelerine 275 cc'lik bir motosiklet var. Bu konuda Avrupa'da malum biliyorsun bu tarz motorların transit yolları da kullanabilmesi için bir hacim skalası geliştirildi yıllar önce. 250'den 300'e çıkartıldı. Bu da o manada bütün skuter üreticilerinde olduğu gibi Lambretta'da da bir küreseli yakalamak adına böyle bir çalışma yaptı. 300 cc'ye öncelik vererek 275 cc'lik bir motor var. Yaklaşık 25 beygir gibi bir güç var. Yani burada 300 cc'den biraz sonra G350'de de anlatacağız. Yani hacimden daha fazla güç almaktan ziyade hacimden optimum güç almak, torku kullanmak, motorun çekiş gücünün çevikliğini kullanmak ve tabii ki yakıt ekonomisine önem vermek. Çünkü neticede bunlar son derece pratik, şık ulaşım taşıtları, yarış motoru değil. Zaten öyle bir misyonu da yok. Yani şehir içinde ikonik böyle bir ulaşım aracı kullanmak için tercih edilebilecek bir scooter'dan konforlu bahsediyoruz. Konforlu ve şık araçlar kesinlikle. Ön tarafta tabii ki süspansiyonlar çok dikkat çekiyor Lambretta'da. Bakın şuradan hemen göstereyim. Bunları, bu kolları scooter'larda görmeniz pek mümkün değil. Bunu şimdi detaylarını alacağız. Genelde bir süspansiyon görürüz ön tarafta ama burada bir kol var bakın. İşte bu konforu arttıran, biraz da güvenliği arttıran bir detay. Nedir bunun detayları? Şöyle, onu hatta ben o çekim sırasında motoru sehpadan da alarak bir canlandırma yapmaya çalışayım. Zira bu motosiklette bizim çift beşik dediğimiz bir süspansiyon sistemi kullanılmış. Motosiklette hareketli önde çift beşik var. Aslında geleneksel bir yöntemin modern yorumu. Çok iddialı bir sistem bu, doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü geleneksel amortisörlerden farklı, yani motosiklet amortisörlerinden farklı, yola daha motorun sıkı bastıran, yoldaki hissiyatı sürücüye doğru bir şekilde veren
aslında çok fazla oynak parçadan oluşan, birazcık da geleneksel amortisöre göre pahalı bir sistem. Kaliteli bir sistem, fakat o manada da bir o kadar da sürüş konforu ve sürüş güvenliğine yardımı olan bir sistem önde. Arkada geleneksel çift amortisörümüz var. Yine çift kanal, hem ön hem arka ABS söz konusu motosikletimizde. Son derece güvenli kalkış ve duruş yapabilen bir motosiklet. Sıvı soğutmalı bir motor. Dediğim gibi 275 cc hacminde, yaklaşık 25 beygir gücünde, yine tork olarak da 25 Nm civarında tork veren ve faydalı çalışma aralığı motorun 6250-7500 devirlerinde son derece pürüzsüz bir şekilde ilerleyen bir makine. Bir de son seli altına da bir bakalım. Tabii ki. Şöyle yine aynı şekilde uzaktan kumandalı olduğu için uzaktan kumandamızla geldik. Çünkü hemen kilitliyor kendini motor. Hatta için. Şöyle kapattık ondan sonra ve tekrar motorumuzu açtık. Arkasından bu motorda direkt bu kontak düğmesini çevirerek tersine selemizi açabiliyoruz. Evet, bakın seliyi açtık, hemen yine bir lambret dayasını burada da görüyoruz. Her yere adını kazımış durumda. Burada pratik bir yakıt tankı kapağımız var. Efendim, yine buradan kendi üstünden kapanıyor. Yani çok büyük bir alan değil ama küçük bir alan da değil. Bizim 3 çeyrek dediğimiz yarım motosiklet kaskını alabilecek ya da belli bir takım küçük şeylerinizi koyabilecek bir alan sunuyor. Benzin deposu da burada yer alıyor. Zira ön tarafta radyatör ve diğer motor aksamı var. Burada birazcık ağırlığı dengelemek de söz konusu. Bu tarz motosiklet, skuter kullananlar genellikle jet kask dediğimiz o yarım çene açık kaskı kullandığı için orası onun için ideal. İdeal bir bu. Çok sorun değil. Yani tarz tabii ki ikonik olmak, güzel olmak, şık olmak güzel. O jet kaskları ben de beğeniyorum ama yine de benim size tavsiyem full face kask veya en azından çene açılır arada bir havalandırmak için tercih etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Ama karar sizin. Böyle ikonik bir şey kullanırken de tabii kılık kıyafet biraz daha şık olsun istiyor insanlar. Evet, bu çok güzeldi. X300. Şimdi bir G350'ye bakalım. Evet, bakalım. Onda neler var? İlginç detaylar var onda da gördüğüm. Doğru. Bir kere şu anahtardan başlamak istiyorum. İşin tasarımını anahtardan başlayarak yapmışlar. Gördüğünüz gibi Lambretta yazıları yine anahtarda var. Bir uzaktan kumandamız var, alarmı var. Kask bölümünü açmak için burayı kullanıyorsunuz. Motosikleti buradan kilitleyip açabiliyorsunuz. Bu anahtarsız çalışan bir scooter değil. Anahtarı buraya takmanız gerekiyor. Şu bölümü göstereyim. Burayı açtığınızda bakın bu bölüm açılıyor. Buraya belki hani ruhsatı, işte bir iki ufak tefek şeyi, belki telefonunuzu ufak koyabilirsiniz. Buradan da orada bu bir USB çıkışımız yardımıyla da var. Manuel olarak seriyi açabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi anahtarın üzerinden de açabiliyorsunuz. Şurada da USB girişini göstereyim. Buraya da telefonunuzu koyup şarj edebilirsiniz. Bu da pratik kullanım için bence gayet güzel. Burayı kapattık. Bakın Lambretta yazıları bir öncekinde olduğu gibi yine burada da var. Şurada güzel bir detayımız var. Onu da buradan göstereyim. Şu bölüme bastırdınız, çıkıyor. Buraya bir torba asıp bacağınızın arasına alabilirsiniz. Veya minik bir kaskınızı da asabilirsiniz. Çanta asabilirsiniz. Çok fonksiyonel yapmışlar. Böyle de kapatabilirsiniz. Yan taraflarda ayak basma petleri. Ve oldukça geniş kullanışlı. Evet, yani ayağınızı tam koyduğunuzda tam altına denk geliyor. Arkada oturanlar da çok rahat ediyor. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Renk oldukça çarpıcı. Alev kırmızısı gibi böyle. Evet. Çok hoşuma gitti. Bundaki ilk dikkatimi çeken farksa ekran oldu. TFT göstergemiz evet, var. TFT ve tamamen dijital. Hem good klasik, evening, stay cool modern diye böyle güzel mesajlarla karşılıyor. O da çok hoşuma gitti. Bakın tamamen dijital. Altta yine uyarı ışıklarımız var. Arka tarafta da baktığımda X300 ile G350 arasında stop grubunun farkını görüyorum. Neden böyle bir şey olmuş? Buradaki hadise işte yine aynı V serisindeki gibi. Yani Lambretta'nın G350'si birazcık daha uzun mesafe gidebilen fakat geleneksel Lambretta çizgilerini koruyan, dedim ya X300 biraz daha iki dünya arasında, ama G350
Klasik V serisinin devamı ve Spesyal serisinin devamı. Yine çok iyi görünebilen, çok aydınlık bir stop ama klasik muhafazakar çizgileri koruyan bir stop şeklinde. Şöyle seli altına baktığımızda da X300'e nazaran sanki biraz daha geniş gözüken bir seli altı var. Şuradaki orijinal kutuları, buraya yine kaskımızı koyuyoruz. Önünde de belki eldivenleri koyabileceğimiz. Çok ufak eldiven ya da belki bir yağmurluk koyabilecek bir alanımız bir var. Bir alan var. Bu tarz skuterler için iş görecek bir alan aslında. Şehir içinde tabii kısa ki mesafe kullandığımız tabii için çok pratik. Burada en önemli hadise skuterlerde, özellikle Lambretta'da, buradan çok pratik bir hareketle herhangi bir sorun olduğunda da motor bakım alanına, V serisinde, X serisinde, G serisinde hemen ulaşabiliyorsunuz. Boş motor yönetim sistemini kullanıyor ürün ve periyodik bakımı çok basit, çok pratik bir şekilde yapmak mümkün. Yine burada da bir ikinci bir USB çıkışımız var. Yine telefonu selenin içerisine koyup da şarj edebilirsiniz arzu ederseniz ya da tabletinizi vesaire gibi böyle bir takım pratiklikler. Günümüzde bu tarz detaylar hakikaten çok ihtiyaç duyduğumuz detaylar. Minik bir yere giderken yarım saat içinde bir telefonu tabii şarj ki, etmek, tableti şarj etmek gayet güzel. Bunun biraz teknik özelliklerine bakalım. Bunun motoru nedir? Burada da yine yeni bir motor var. Buradaki hadise dediğim gibi artık burada belli bir takım kısıtlardan dışarı çıkılmış. 350 cc kategorisine yer vermek için teknik anlamda 330 cc'lik bir motosiklet var. Ama yine burada amaç sürüş konforu ve rahatlık olduğu için bu motosikletin de yaklaşık 26,5 beygirlik bir gücü var. Yine 26-27 Nm'ler civarı, 30 Nm'nin biraz altında bir tork değeri var. Güç bantı bunun birazcık daha yumuşak, daha smooth kullanım için. 300'e göre motor hacmi de büyüdüğü için 1000 devir biraz daha çekilmiş. Bu motorda 6500-7500 devir aralığını kullanıyorsunuz. O nedenle hani böyle 3500-4000 kendi kullanımlarımdan örnek verebilirim. Şehir içerisinde böyle 3500-4000-4500 devirlerde son derece yumuşak, son derece akıcı ve şehir içerisindeki hız limitlerine de riayet edecek şekilde işte ne bileyim 50 km ile 60 km ile çok rahat akarak gidebiliyorsunuz ama bir hacim, güç ve çekiş de olduğu için hani böyle herhangi bir ani manevra yapmanız gerektiğinde ya da bir tehlikeden kaçmanız gerektiğinde de gaz kolunu büktüğünüzde hemen size hızlıca cevap verip o 330 cc'nin çekiş gücüyle ileri atılabiliyor. Evet, şu detay da çok hoşuma gitti. Stile Milano diye işte Milano'da tasarlandığını bu imzayla da burada göstermiş oluyor. Gerçekten İtalya'da tasarım anlamında çok güzel işler çıkıyor. Hem otomobillerde hem motosikletlerde diyebilirim. Aslında skuterlarda demek daha doğru ağırlıklı olarak. Çok ikonik markalar da İtalya'da doğdu, günümüze geldi. İşte o tasarımlardan biz ikisini burada gösteriyoruz. İki model hemen önümüzde. Tahmin ediyorum sizler de çok beğendiniz. Hakikaten çok şık skuterler. İnsanın böyle hemen alayım gideyim diyesi var. Ben dayanamıyorum aslında buraya gelince ama. Lambretta yazıları bakın bunda da var. Hem farın içinde hem stop ya grubunun orada. Dizayn her grubu görüyoruz o kadar fanatik ki özellikle G350'de tabii birazcık daha bunu artık amiral gemisi formatına koydukları için Pirelli'nin bu motosiklet için ya daha doğrusu bu sınıf için ürettiği Angel Scooter lastikleri de standart geliyor ki o bile başlı başına bir komponent. Süper. Evet. Ali Erokan Karakoç'ta yine her zaman olduğu gibi keyifli bir sohbet yaptık. Tabii bunun bir sebebi daha var. Bu güzel skuterler, insan bunları anlatırken keyif alıyor. Kullanması da bir o kadar keyifli. Biz şimdi ikimiz yola çıkacağız. Biraz bu skuterların keyfini çıkaracağız. Sizleri de bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyoruz.
Evet, çok keyifli bir tur oldu. Yaklaşık 30 kilometre gittik, 30 kilometre geldik. İkisini de kullandım. Giderken onu kullandım. Gelirken de G350'yi kullandım. Aralarında tabii ki fark var, onu söyleyeyim hissiyat olarak. Değil mi? Yani tercihen giderken iyi ki onu kullanmışım. Gelirken G350 daha akıcı, daha rahat, daha yumuşak gidiyor. O da çok güzel ve ikisi de tekerlek boylarına rağmen beklediğimden çok daha dengeli çıktı. Ki o köy yollarına girdik, evet. Bozuk yerlere girdik. Evet. Oralarda bile tepkileri çok iyiydi tekerleklerin. Gidonu çok fazla oynatmadılar, hiçbir çekme yapmadılar. Hiçbir şekilde yoldan kopmadan, ki bozuk zemin, evet, vardı, gevşek zemin vardı. Bir ara hızlandık bayağı. Böyle işte hızlı bir rotaya girdik. 90-100 bandında da gittik. Orada tek eksikliğini hissettiğim şey öndeki bir minik rüzgarlık. Ama şunu unutmamak lazım. Hangi motosikleti ne için nerede kullanacaksınız? Bunu doğru tercih yaparak almanızı tavsiye ediyorum. Bunu alacaksanız bu tamamıyla bir şehir içi scooter. Şehir içinde, hele bu sıcak havalarda önden rüzgarın gelmesi sizi serinletiyor. Çok pratik, çok kıvrak, çok konforlu. Çok keyif aldım. Görseli de gayet güzeldi. Bu güzel gün için, söyleşi için çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bir başka teste tekrar beraber olacağız.